Öyle anlaşılıyor ki Orta Doğu'da kriz kısa vadede bitmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi Atayi Teşkilatı İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. CHP Atayi Başkanı Servet Mullaoğlu Başkanlığındaki CHP heyeti, şehrin ekonomik sorunları hakkında İTSO Başkan Vekili Bülent Sekiçoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden bilgiler aldı. Bororo'nun faydası çok güzel bir ihracat için muazzam bir şey. CHP İskenderun İlçe Başkanı Süleyman Uyar yanı sıra İskenderun Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren İTSO Başkan Vekili Bülent Sekiçoğlu, İskenderun'da iş adamlarına ve oda üyelerine daha çağdaş ve daha hızlı hizmet vermenin yanı sıra istihdama yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirterek İskenderun ekonomik yönden potansiyel bir şehir. Demir çelik ve limanı ile bölgenin lokomotifi konumunda. Ancak malumunuz Suriye'de yaşanan olaylar sınır illeri ve bölgemizde haliyle olumsuz yönde etkiliyor. Temennimiz Suriye olaylarının bir an önce sona ermesidir dedi. Bugünlerde yaşanmış olan Suriye'deki savaş ve karışıklıklar büyük sıkıntı yaratmaktadır. Esnafımız zor durumda. Umuyoruz ki bu şiddet bir an önce biter ve iş adamlarımız gerekli ihracatları Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak şekilde geliştirir ve esnafımız mağduriyetten kurtulur diye düşünüyoruz. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Atayi Başkanı Servet Mullaoğlu ise İskenderun'da yaşanan son gelişmeler ve özellikle limandan Orta Doğu ülkelerine başlayan Roro seferleri hakkında bilgiler almak istediklerini belirtirken nakliye sektöründe Türkiye'nin önde gelen illeri arasında bulunan Hatay'da özellikle Suriye'de yaşanan olaylar sonrasında nakliye sektörü olumsuz yönde etkiledi. İskenderun limanından Mısır, İsrail, Ürdün ve diğer Orta Doğu ülkelerine başlayan Roro seferleri sayesinde nakliyecilerimizin can ve mal güvenliğinin daha da emniyette olduğunu öğrenmemiz bizleri de umutlandırıyor. Ancak hükümetten beklentimiz Suriye sınırındaki gümrük kapılarının güvenliğinin sağlanması ve Suriye olaylarının bir an önce bitmesidir dedi. Aldığımız duyumlara göre örneğin banka kredileri artık verilmiyor veya süresi gelmiş bankalar Hatay'ı ciddi bir risk ili seçmiş olup kredilerini birden geri istiyor. Böyle şeyler gerçekten var mı? Eğer böyle bir şey varsa biz ne yapabiliriz? O konuda bir fikir alışverişi şeklinde bizi aydınlatırsanız çok memnun olurum. Toplantıda söz alan İTSO Yönetim Kurulu üyesi Bedrettin Özde, Suriye'de yaşanan olayların nakliye sektörü başta olmak üzere hizmet sektörünü olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi ve bizler Suriye'de savaş olmasını istemiyoruz. Temennimiz bir an önce bu olayların sona ermesidir ifadelerine yer verdi. Bu yol kesildi. Bir ülke silince ne yaptılar? Başka bir yol yok. Yani şimdi Irak'tan giremezsin o bir taraftan. Çünkü Irak'ta girdin mi Habur var. Habur ki Barazan'ı var. Diyor ki bir gün tonu 40 dolara koydum zam diyor.